Arkadaşlar, bugün yeni bir kitap tanıtımı videosuyla karşınızdayım. Bu kitap tanıtımında tanıtacağım kitaplar: Süper Gazeteciler 2 Parktaki Esrar, bunun adı Findel, Kraliçeyi Kurtarmak, Mevlana'nın Mesnevisinden Seçmeler, Şimdiki Çocuklar Harika, Soru ve Cevaplarla Bunları Biliyor Musunuz? Ve son olarak yazarı tarafından bana hediye edilen Düşler Ülkesine Yolculuk kitabı. Bu kitabın yazarı Canan Öget. Canan Öget'e buradan tekrar teşekkürlerimi yolluyorum. Ayrıca kitap tanıtımına da bununla başlamak istiyorum. Bu kitabın sayfa sayısı 60, yayın evi Yıl Kadı Yayınları. Bunda Emily ve Thomas adlı iki tane kardeşin bir kitapla ilgili macerası anlatılıyor. Bir kitap var. Babası onlara sürekli okuyor, okuyor, okuyor ve bir gece diyor ki, ya kitap bitmemesine rağmen bu kitap da burada bitti diyor. Baba kitap, onlar da diyor ki, baba kitabın devamını neden okumuyorsun diyor. Babası da ya bundan sonrası size göre değil diyor. Ve onlar da çok merak ediyor tabii. Ve o kitabı ondan başka kimseye ellettirmiyor o kitabı. Evlerindeki kütüphanede de gizli bir bölmede saklı. Daha sonra onlar merak ediyor ve o gece annesi babası herkes yattıktan sonra kalkıyorlar ve kütüphanede aramaya başlıyorlar o gizli bölmeyi. Daha sonra karşılarına bir masal perisi çıkıyor. Masal perisi onları oraya götürebileceğini söylüyor. Yani o kitabı buldurabileceğini söylüyor. Ve o kitabın sonrasındaki bölüm ise Düşler Ülkesine gitmek için olan sihirli sözler. O sihirli sözleri söylerse Düşler Ülkesine gider. Ya daha sonra işte o sihirli sözleri masal perisiyle söyleyip oraya gidiyorlar. Daha sonra işte kitabın devamında da orada yaşanılan maceralar anlatılıyor. Yani kitap hayal gücüne dayalı bir kitaptı. Özellikle 2 ve 3. sınıfların hoşuna gidebilir bu kitap. Ya ben de okudum, yani benim yaşıtlarım da okuyabilir bu kitabı. Bir sonraki kitaptan devam edelim. Soru ve Cevaplarla Bunları Biliyor Musunuz adlı kitap. 200 sayfa, Yayın Evi Çocuk Gezegeni Yayınları. Yazarı Nick Thomas Wilson. Bu kitapta yani ilginç soruları cevaplıyor bilimsel açıklamalarıyla, çocukların anlayabileceği şekilde. Mesela bir tanesini sizlere söylemek isterim. Çocuklara neden aşı yapılıyor adlı başlıkta. Ya ben orada yararlı bakteriler var diye biliyordum. Ancak öyle değilmiş. Aşıların içinde çocuğun yani hastalığa neden olan bakterinin güçsüz halleri varmış. Öyle yapıyormuş ki yavaş yavaş o mikroba alışsın. Yani o güçsüzleri de yenince daha güçlüleriyle savaşabilsin diye aşıları yapıyorlarmış. Yani çeşitli ilginç bilgiler vardı. Bu kitabı da sizlere tavsiye ederim. Genel kültürünüzü geliştiriyor bu kitapta. Daha sonra Türkiye'de çok tanınan yazarlardan biri olan Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harika kitabı. Bu kitapta Zeynep Yalkır ve Ahmet diye iki tane çocuğun mektuplaşması anlatılıyor. Bunlar daha önce sınıf arkadaşı. Ancak Zeynep başka bir şehre taşındıktan sonra mektuplaşıyorlar. Yaşadıkları komik, duygusal ve macera dolu anılarını birbirlerine mektup halinde gönderiyorlar. Yani mesela bir bölümde Ahmet'in okula müfettiş geldiğinde müfettiş karşısında çuvallaması anlatılıyordu. Mesela o komikti. Kitap Nesin Yayın Evi'nden çıkmış. 221 sayfa. Bu kitabı da size tavsiye ederim. Mizah olduğu için yani hoşunuza gidebilir bu kitap. Bir sonraki kitaptan devam edelim. Mevlana'nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler. Bu kitap 160 sayfa. Yayın Evi Parıltı Yayıncılık. Yazarı da zaten yani seçmeler dediği için hepsi değil. Mevlana'nın Mesnevisinden bazı hikayeleri seçmişler burada. Bunda en beğendiğim bölüm ise ya Fil Nedir adlı bölüm. Daha önce fil görmemiş insanları topluyorlar ve karanlık bir odaya koyuyorlar.
Ve fil de karşılarında duruyor. Herkes gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir tanesi hortumunu tutuyor. Bence bu fil denilen şey hortumdur diyor. Sonra bir tanesi kulağını tutuyor. Bence bu fil yelpazedir diyor. Sonra bir diğeri gidiyor bacağını tutuyor. Ya bu fil ne olabilir ki? Olsa olsa ağaçtır diyor. Ya kütüktür diyor. Daha sonra kitap o bölümün sonunda da verilmek istenen ders, yani birlikten kuvvet doğar atasözünün yani bir hikayeleştirilmiş hali. Mesela onlar daha sonra tartışıyor çünkü bununla ilgili. Eğer tartışmayıp üzerinde düşünselerdi hepsini bir araya getirip filin ne olduğunu az çok tahmin edebilirlerdi. Ya bu kitapta da işte böyle çeşitli ders veren hikayeler var. Geçelim. Daha sonra yani birçok kişi biliyor, siz biliyor musunuz bilmiyorum ama Kraliçeyi Kurtarmak, yazar Vladimir Tumanov. Bu kitabın ana karakterleri Vanessa, Sam ve Alex Isaac Fogg. Bu kitap 160 sayfa, yayın evi Günüşür Kitaplığı. Bu kitapta matematiği sevmeyen bir çocuk olan Alex'i anlatıyor. Alex bir gün servisini beklerken, okul servisini beklerken beklediği yerde bir kalem görüyor. Ve kalemin ucunda da güzel işlemeler olduğu için çok hoşuna gidiyor ve alıyor. Ancak yani yanında da gizemli sesler duyuyor. Hiç kimse olmamasına rağmen ayak sesleri duyuyor. Daha sonra bu ilerliyor. Yani kitabın ilerleyen sayfalarında o kalemin işlerine yarayacağını anlıyorlar ve sınavlarda kullanıyorlar. Daha sonra arkadaşları da ondan istediği için, Sam ve Vanessa ondan istediği için kalemin çabucak küçüleceğini sanıyor ve onlara kaybolduğu yalanını söylüyor. Ama söyledikten sonra evine döndüğünde gerçekten de kaybolduğunu görüyor. Ve o yani Alex de böyle fantastik kitapları çok seviyor. Ve kitaplığında bir gün, bir gece daha doğrusu yatmadan önce daha önce kitaplığında hiç görmediği bir kitabı görüyor. Merak ediyor, açıyor, bakıyor. Ve daha önce hiç kitaplığında görmediği, okumadığı bir kitap karşısına çıkıyor. O daha sonra Zümrüt Kraliçe adlı kraliçeyi kurtarmaya çalışıyorlar orada. Ve nasıl oluyorsa onlar bir kağıtta çözünce yani aynı onun yazı stilinde, onun çözdüğü işlemlerle kağıtta da onun yaptığı yerlerde Zümrüt Kraliçe'nin oradaki kötü adam Kral Rehner'e verdiğini görüyor. Böyle büyülü bir kitaptı. Daha sonra onlar Vakonda kampı diye bir kampa gidiyor üçü. Orada gizemli bir ıssız bir adada her gece gidiyorlar, onu tamamlamaya çalışıyorlar. Çünkü Zümrüt Kraliçe'yi kurtarmak istiyorlar. Bunun artık bir kitap değil, gerçek olduğunu anlıyorlar. Ya bu kitap da fantastik bir kitaptı. Bu kitap size tavsiye ederim. Çok akıcıydı. Özellikle fantastik kitap seviyorsanız. Bir sonraki kitap, bunun adı Findel. Tekrar Kraliçeyi Kurtarmak'ta olduğu gibi Günüşür Kitaplığı'ndan çıkmış. Bunun yazarı da Andrea Clements. 112 sayfa bu kitap. Bu kitapta Nicholas diye bir çocuğun öğretmenlerine bir Türkçe öğretmenine karşı yaşadığı bir sorun. Daha doğrusu Türkçe demeyelim de çünkü yazar yabancı. Yani bir dil öğretmenine karşı yaşadığı bir sorun anlatılıyor. Mesela o öğretmen dilindeki kelimelere çok önem veriyor. Mesela kalem kelimesine bir gün Nicholas diyor ki buna neden kalem demişler gibi düşünüyor. Yani öğretmen de onun hayal gücünün geliştiğini düşünerek yani onun çılgınca şeyler yaptığını düşünüyor ve ona pek yaptığı şeylerde pek hak vermiyor. Ve kalem yerine Findel kelimesini kullanıyor kitapta da görüldüğü gibi. Bu Findel kelimesi giderek kırtasiyede ilk önceki kalem almak için bir tane mavi Findel uzatabilir misin gibi bir şey söylüyor. Sonra sırasıyla arkadaşlarını gönderiyor farklı günlerde. Sonra kırtasiyeci giderek ona alışıyor. Findel'in kalem olduğunu anlıyor. Ama öğretmeni sürekli buna karşı çıkıyor. Yaptığı bu Findel kelimesinden dolayı okulda sürekli farklı farklı cezalar alıyor. Daha sonra ama başarıyor. Türkçe öğretmeni ancak bu başarmadan önce söylüyor. Ya bu kalem kelimesinin kökü antik Yunanca'da kalamos'tan geliyor. Sen neden buna Findel diyorsun? O da diyor ki ya öğretmenim antik Yunanca'da Findilus olsaydı
Filmden olsaydı siz buna şimdi bir şey diyemeyecektiniz gibi bir şey söylüyor. Sonra ilerleyen zamanlarda bunu giderek başarıyor ve bu kelimeyi bulan kişi olarak ün sahibi oluyor. Öğretmeni de ona bir mektup gönderiyor. Bir kere disiplin cezası aldığında bir mektup yazmıştı ve ona vermemişti. O mektup geliyor ona ve okuyor. Ben bunu bir gün başaracağına inanıyordum. Sen zeki çocuk diye gibi bir mektup geliyordu. Aslında öğretmeni de onu destekliyormuş. Sonra Nikolas da üniversitede okurken öğretmenine bir mektup gönderiyor onunla ilgili. Yani kısacası o mektupta öğretmenine diyor ki, öğretmenim bu kelimeyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Çünkü ben bu kelimeyi siz bulmuşsunuz gibi görüyorum gibi bir şey söylüyor. Yani bu kitap da böyle bir kitaptı. Güzel, akıcı bir kitaptı. Tavsiye ederim. Bir sonraki kitaba geçelim. Buradaki 7 kitaptan bence en akıcısı buydu. Kitabın yazarı Aytül Akal, Yayın Evi Tudem Yayınları. Süper Gazeteciler, Parktaki Esrar. Bunda Evren, Yener, Elif ve Selin adlı 4 arkadaşın süper gazeteyi hazırlaması için yaptığı olaylar, yani yaptığı karşılarına çıkan maceraları ve kötü durumları anlatıyor. Mesela bunda yani birbirinden çok farklı olaylar vardı ama kitabın sonlarına doğru o 5-6 tane farklı olay hepsi birbiriyle bağlantılı oldu ve bağlandı. Ben açıkçası beklemiyordum öyle bir şeyi. Mesela Elif'in saçını döken bir şampuan var. O şampuan şirketi bir araştırma başlatıyor. Ve o şampuanın orijinal olmadığını öğreniyorlar ve o şampuan şirketinin müdürü olan kişinin kardeşi onun sahtesini ürettiğini anlatıyorlar. Kitabın kısaca özeti bu. Sahte olduğundan dolayı Elif böyle saçı yağlanıyor, başka şeyler oluyor ve dökülüyor. Bu kitabı da size tavsiye ederim. Çok güzel bir kitaptı. Sayfa sayısı 240. Bu kitap tanıtımının da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.